أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوا على رسولنا محمد. اللهم صل على رسولنا محمد وعلى آل رسولنا ونبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Enam suresi 52. ayetteyiz. Estaizu billah. Enam suresi 52. ayet. Bu ayet bize Allah Azze ve Celle'nin etrafımızda insanlarla ilişki kurarken kimleri önceleyip kimleri, yani mesafe olarak kim daha yakın, kim daha yakın, kim daha yakın olmalı noktasında da bir fikir veriyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu anlamda muttakilerin arkadaşlık edilmeye değer olduğunu, وَلَا يَأْكُلْ تَعَامَكَ اِلَّا تَقِيُّنْ, yemeğini muttakiden, yani yemeğini yiyecekse, yemeğini ortak edeceksen, muttaki kimseleri, Allah Azze ve Celle'ye karşı sakınımı olan kimseleri, arkadaşlığını yapacaksan, samimiyet kuracaksan, bu yakınlık, bu ayet de aynı fikri veriyor bence. Çünkü iyi kimseler veya daha zengin, daha muktedir kimselerle beraber olma fırsatını yakalar yakamaz hemen düne kadar olan arkadaşlarını tamamen tek kalemde silen, onlarla görüşmeyen, bunları hazır bulmuşken sınıf atlayan diyelim tarzda bir yaklaşım modern çağın maalesef şeyi, anlayışı, hastalık falan değil bu, standardı onun yani. Sizinle niye arkadaşım, niye beraberim? Çünkü en iyi sizi bulabildim arkadaş olabilecek. Daha muktedir, daha iyi, daha güçlü kimselerle düşüp kalkabilecek bir imkanı yakaladığında artık sizi unuturum, unutmam da gerekir şeklinde bir insanları, arkadaşlıklarını, çevresini onların gücü, imkanı, kudreti üzerine bina eden bir anlayış ta çocukluktan beri bu şeyde, bu çağda bizlere öğretiliyor ve bu yatsınmıyor da çok fazla. Allah Azze ve Celle ayette gariban da olsalar, fakir fukara da olsalar Resulullah'ı onlarla arkadaşlık etmeye, onlar kim? Allah Azze ve Celle ile ibadet, kulluk ve dua üzerinden yakın ilişki kurma gayreti içerisinde olan kimseler. O sebeple arkadaşlığa değer kimlerdir veya kim arkadaşlıkta önceliklidir gibi bir sorunun cevabını ararken bu ayet ciddi şekilde fikir verir. Denir ki orada Allah Azze ve Celle diyor ki bak bunlar sabah akşam bana yakarışta bulunuyorlar. Sen bunları yandan uzaklaştırma. Demek ki o zaman kişi arkadaşını seçerken, yakınlığını oluştururken Allah Azze ve Celle'ye mesela çok temel bir soru olarak namaz kılıyor mu? Çünkü bu duanın en önemli parçası bu. Sabah akşam dediği Cenab-ı Hakk'ın böyle bir yakınlığı var mı? Allah Azze ve Celle ile buluşuyor mu? Yalvarıyor mu? Yakarıyor mu? Hele hele bir de şöyle olursa ki yeni bir arkadaş buldu bey namaz. Ama paralı, zengin, onun hatırını hemen dünkü namazında, niyazındaki arkadaşını hemen sildiyse bu ayet onu ciddi şekilde ilgilendiriyor demektir. Çünkü Resulullah bunu maddi kazanım düşüncesiyle yapmadığı halde bile böyle uyarı yediyse,
bunu maddi beklentiyle yapan bir kimsenin müminlerden uzaklaşması, kafirlere yanaşması veya dindarlık açısından daha zayıf kimselere yanaşması korkunç, dramatik sonuçlar doğurur onun açısından. Cenab-ı Hak bir ayette böyle bir sürece giren kafirleri dost edinmeye doğru yakın veya böyle bir trende giren kimseleri ayetin sonunda اَتُرِيدُونَ اَنْ تَجَعَلُوا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُب۪ينًا. Siz Allah'a karşı siz lillahi aleykum, kendinize karşı Allah'a apaçık bir kanıt mı vermek istiyorsunuz? Yani ben Allah'a aleyhimde öyle bir kanıt vereyim, öyle bir sultan, öyle bir delil oluşturayım ki bu beni helak etsin, bana başka bir yol bırakmasın diye Cenab-ı Hak böyle ifade ediyor. Müminleri bırakıp kafirlere yaslanmanın, oraya yaklaşmanın, onları öncelenmenin akıbetini اَتُرِيدُونَ اَنْ تَجَعَلُوا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُب۪ينًا. Siz Allah'a kendi aleyhinizde apaçık bir sultan mı vermek istiyorsunuz? Dolayısıyla yok böyle bir şey. Allah Azze ve Celle'nin konuyu, tart konusunu nebiler üzerinden işlemesi de çok ilginç. Nebiler mümin kimseleri gerçekte tart etmeyi murad etmemişken, tart ederken bile yani hadi tart etmek deyin siz ona Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi, bunu kalıcı bir uzaklaştırma değil de bu beyefendilere tebliğ edebilmek için bir fırsat alanı oluşturmak niyetiyle böyle siz masum bir sorumlulukla yapmışken bile konu bu ciddiyette Allah Azze ve Celle katında ele alınıyorsa, biz yani biz insanların müminleri ucuz bedeller karşısında satıp onlardan uzaklaşıp kafirlere yanaşmamızın demek ki kitapta yeri yok kabilinden bir şey bu. اِذْ قَالَ لَهُمْ önceki derste benzer bir ayetin geçtiği ifadenin kimle alakalı olduğuna göz gezdiriyorduk. اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ نُوحٌ اَلَا تَتَّقُونَ Nuh aleyhisselam onlara muhataplarını Allah'tan sakınmaz mısınız deyip ben sizin için Allah'tan güvenilir bir elçiyim deyip فَتَّقُوا اللّٰهَ وَاطِيَعُونَ Allah'tan korkun ve bana itaat edin diye onları itaate çağırdığında kendilerinden ücret istemediğini, Allah Azze ve Celle'den beklediğini söylediğinde demişler ki onlar, قَالُوا dediler ki اَنُؤْمِنُ لَكَ biz sana inanacağız öyle mi? وَاتَّبَعَكَ الْاَرْذَلُونَ senin etrafında bu çelimsiz, değersiz kimseler varken biz de sana katılacağız öyle mi? Yani her şey olur ama bizim bunlarla aynı seviyede olmamızı nasıl düşünebilirsin? اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْاَرْذَلُونَ قَالَ Hazreti Nuh Aleyhisselam onlara dedi ki وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ onların amelleri konusunda benim ne bilgim var ki? Onlar neyi yapıyorlar, nasıl yapıyorlar, bunu hangi niyetle yapıyorlar, iyi midirler, kötü müdürler? Bunları bilen bir tek Allah Azze ve Celle var. Ben onların hakkında bunlar kötü kardeşim deyip bunları kovamam. Çünkü onlar sadece bunları kovdayıp durmuyorlardı orada. Bunların iman etmesinin tek bir sebebi var. Çaresizlikleri. Bunlar senden bir çare arıyorlar. Yani yapabilecekleri hiçbir şey yok. Malları, mülkleri, hiçbir şeyleri yok. İşte sen böyle bir eşit söylem ifade ettiğin için hani burada kendilerine hürriyetin belki yoluna menfaatçi bunlar. Bunlar seninle beraber düşüyorlar, kalkıyorlar. Sen de bunları yani paraları olsaydı yaparlar mıydı bakalım? Gibi onların amellerini, samimiyetlerini tartışmaya açınca Hazreti Nuh Aleyhisselam dedi ki bu konuyu Eleysallahu bi'aleme bişakirin. Başka bir ayet yine aynı konu, gidip orada da bakarız. Şükredenleri bilen, en iyi bilen ancak Allah'tır. Ben kim gerçekten samimiyetle Allah'a yöneldi, kim fakru zaruretten yöneldi. Böylesi de olabilir. Yani fakirlik içerisinde fakirlik kaynaklı bir iman etme, samimi olmayan olabilir. Ama bunlar içlerinde bir tanesi midir, iki tanesi midir, kaçıdır, böyledir, değildir. Ben bilemem ki bunları etrafımdan kovayım. Hepsinin öyle olduğunu düşünüp nasıl kovabilirim? Bunların amellerinin bilgisi benim katımda değil. İn hisabuhum illa ala rabbi. Onların hesabı Rabbimin katındadır. Dediğiniz gibi ise Cenab-ı Hak zaten samimiyetin olmadığı, içtenliğin olmadığı bir yaklaşımı zaten kabul etmez. Onlar da sizin gibi menfaati hesapladılarsa
Siz 10 lirayı hesaplıyorsunuz, onlar 3 kuruş hesaplamış, farkı yok. Sonuçta yine menfaat karşılığında işe girişmiş. İn hisabuhum illa Rabbi. Onların hesabı Rabbimin katındadır. Ben kovmam. Lau teş'urun. Bir düşünseniz benim doğru söylediğimi bileceksiniz. Ben sizin bu karartmalarınızı öylece kabullenemem. Allah Azze ve Celle hesabı görecek. Ve mâ ana bi târidil mü'minîn. Ben müminleri kovacak değilim diye onların geleceğe dair ümitlerini kırıyor. Yani ben müminleri kovmuyorum ifadesi başka. Ben müminleri kovacak değilim ifadesi başka. Yani bunu hiç ümit etmeyin. Ben böyle bir kimse asla olmayacağım. Darid burada ismi fail. Hiçbir zaman bunu yapmayacağını ifade etmek için söylüyor. وَمَا اَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ Müminleri kovacak değilim. Onların da müminler olduğunu görüyoruz. İn ene illa nedir? Onlar ne diye tarif ettiler? Erzelun. Sefiller, zayıflar, çaresizler. Hazreti Nuh onları zahiriyle müminler olarak söyledi. İmanı görüyoruz müminler. Amellerin arka planında ne var ne yok? Onlar hesabı Rabbimin katında. Dolayısıyla bu ifadeler bize Resulullah'ın takip ettiği zahire hükmedip İnsanların içe bakan yüzüyle niyetlerini sorgulamaksızın görünür haliyle değerlendirmenin bizim sorumluluğumuz olduğunu, içe bakan yüzüyle içtenliklidir, samimiyetlidir, başka bir sebeple yapıyordur, riyakardır. Bu Allah Azze ve Celle'nin hesabını göreceği bir şey. Biz de insanlara kalkıp yapıyor ama niye? İşte parası için yapıyor. Bunu dersek aynı Nuh'un karşısına çıkıp o insanları aşağılayan, karalayan insanlar durumuna düşeriz. Bilmiyoruz. Yani namaza geliyor ama niye işte patrona görünmek için geliyor falan dersek bu bizim haddimize değil. Hocam bir de emir var. Tecessüs ederek birbirinizin ibadetlerini araştırmayın. Tecessüs haydi haydi. Haram da bir de adam hiç tecessüs etmeden açıkta olan durumu da kötüye yoruyor. Yani açıkta olan durumu da camiye gitmesini işte patron için kılıyorlar. Şunu yapmasını işte şunun için yapıyorlar gibi. Mesela bugünlerde çok yaygın. Özellikle bunu namaz yani gördüğümüz kadarıyla namaz kılmayanlar söylüyor. Ya bunlar kılıyorlar böyle işte millete göstermek için yapıyorlar. Sen cevap veremeyeceğim demek sanırsın beyefendi içeri girdiği zaman evin içerisine alnı secdeden kalkmıyor. Artık o kılmadıkları da var bir de çünkü gün içerisinde. Ve bunu samimiyetin üst noktası olarak takdim ediyor. Böylece görünürde namaz kılan, zahire namaz kılan herkesi riyakarlıkla suçluyor. Bu artık Nuh Aleyhisselam zamanındakilerin şeyi yani dorukları zorlayan versiyonları bunlar. Onlar bile bu kadar ileri gitmemişlerdir belki. Görünürde açıktan iyilik yapmanın hepsini şey olarak şey yapıyor. Göstermelik olarak şey yapıyor. Kulluk yapmayı falan. Bunların öyle cins örnekleri var ki işte açıktan Allah bile demiyor. Seküler. Nötr. Hiçbir şey sezdirmiyor. Dersem günaha girerim modunda. Yani ne kadar şeytani bir yöntem, ne kadar acayip bir şey. Hani içe bakan yüzüyle de ne yaptıklarını bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz ki Allah Azze ve Celle emrettiği dinde zahiren açıktan görünür bir şekilde ibadet etmemizi, bir arada olmamızı, zahiri planda olan sorumluluklarımızı da o bize öğretti. Aramızda Allah'ın Resulü bunu önderlik etti, ifa etti, bize gösterdi. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin öğrettiğini, onun örneklediğinden göz sarf nazar ederek benim ifademle şeytana kulak verip oradan acayip sonuçlar çıkarmaya çalışıyor. Ve sonra da namaz kılan herkesi hırsızlıkla, ondan sonra namaz kılan herkesi riyakarlıkla, ayetin o bölümüne odaklanarak, sabah akşamdan beynamazlarla oturup kalkarak, yani ağzını açıp da iki kelime arkada onlara da ya sizin de namaz kılmanız gerekiyor ha demekten uzak durarak ama namaz kılanlara da sabah akşam ver yansın ederek ben namaz kılmanın, kılanın, yapanların hepsinin böyle olduğunu vehmediyorum gibi bir yaklaşım ile bu son derece yersiz. O kesim de zaten böyle bir ifadeyi bekliyor, böyle bir ifadeyi seviyor. Ortalıkta kimse görünmesin. Allah Azze ve Celle'nin buyruğunu yerine getirmek, sokaklardan da silebilirsiniz bunu. Yarın daha ötesine götürüp
hanımefendi Allah'ın emriyle örtününce de sen işte riyakarlık yapıyorsun diyebilirsiniz. Sonra o evde örtünsün artık Allah için, değil mi? Yani dışarıda bunu yapmasına riyakar bakışlarla aşağılayarak bakarsanız, tasadduk etmesini, oruç tutmasını, her türlü dini şiara karşı bir savaş açmaya el verir böyle bir söylem biçimi. Ne yazık ki modern zamanlarda bu tür söylemleri güya içten içe dindar olanlar veya içten içe dindar olduğunu ifade edenler, samimiyeti doruklarda yaşayanlar söyler gibidirler. Biz Allah Azze ve Celle'nin emrettiği biçimde ibadetleri zahiri sorumluluklarımızı yerine getiren, yanı sıra samimiyetini Cenab-ı Hakk'a ispat etmek üzere, göstermek üzere, gizlide de amellerini buna, nafile namazları, gece karanlıklarında yataklarından kalkarak kılacakları, gizlide insanlara kuytuda yapacakları yardımları, o boyutu da var. O yeterince o insanın kendi samimiyetini yaşayacağı bir alan. Her şeyi oraya hapsetme girişimi de ne oluyor? Allah Azze ve Celle sirran ve alaniyeten buyurmuş. Gizlide de, aşikar da bunu yapanlardan bahsediyor Cenab-ı Hak. وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ Ben müminleri kovacak değilim. Onlar, siz diyorsunuz ki kötü adamlar, menfaatçiler, senin yanında bir ümit aradıkları için geldiler. اِنْ أَنَا اِلَّا نَذ۪يرٌ مُب۪ينَ Ben ancak bir uyarıcıyım, apaçık bir uyarıcıyım. قَالُوا Dediler ki, لَاِنْ لَمْ تَنْتَه۪ي Ey Nuh, eğer son vermezsen, ya Nuh, eğer kovmazsan değil artık, o bir ara fasıldı, denediler. Olursa oradan başka neticelere varmak isteyeceklerdi. Olmayınca o fasıl kapandı. Esas dertlerine geri döndüler. Ney esas dertleri? Sus artık. لَاِنْ لَمْ تَنْتَه۪ي Eğer susmazsan, bu yaptığına bir son vermezsen ne yapacaklarmış? لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ Seni rejim ederiz. Yani taşlayarak öldürürüz demek. قَالَ رَبِّ اِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونَ Dolayısıyla dertleri şeyler değilmiş, sefiller, cılızlar falan onlar değil. Onlar arada bir manevra olarak denediler, oradan sonuçlar elde etmek istiyorlardı. Yoksa esas problemleri Allah Azze ve Celle'nin mesajıyla, ona boyun eğmemekle. O sebeple 116. ayet açıkça ifade ediyor ki bunlar Allah Azze ve Celle ile savaş içerisindeler. Müminlerle falan değil. Şuara suresindeki örneğe baktık, şu ayete de bakalım. İn hesabuhum illa ala rabbi. Evet. Ben biz kendi En'am suresindeki ayetimizi hani müşrikler gibi hesabuhum anladık ya. Hani onların hesabı, yani onlar iman etmiyorsa sorumluluk senin değil gibi anladık. Yani gerçekten hafiften belki öyle anlaşılabilir yani. Bağlamda ürünü müşriklere götürebiliriz de bu ayette, yani biraz önceki ayette yola çıkarak sanki oradaki ayette şeyle kastediyorum. Yani. Bizim ayetimizde yalnız sonunda min şey ifadesi var. Yani ma aleyke min hesabihim, senin üzerine onların hesabından bir şey yok. Min şey, herhangi bir şey yok. Bu ayetteki gibi anlamaya girişirsek, sen onların hesabını herhangi bir şekilde sana düşmez. Yani onları değerlendirmek, onlar iyidir, kötüdür diye tasnif etmek. Böyle düşünürsek iyilere de gidebilir. Yani iyilerin kötü olduğunu değerlendirip, bunların tam da müşriklerin söylemlerine paralel olarak kötü kimseler olduğunu düşünüp kovmak. Bu seni yapacağın bir şey değil. مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ Diğerini nasıl anlayabiliriz? وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ Senin hesabından da onların üzerine düşen bir şey yok. Yine buradaki ayet gibi anlarsak, hesabını görmek anlamında, onlar da senin hesabını da onlar görecek değiller. Yani
herhangi bir şey bu açıdan onlara düşmez. Senin iyi yahut kötü olduğunu tavsif etmek, senin durumunu tescillemek de onların yapacağı, onlara düşen bir şey değil gibi anlam verilebilir. Bu ayetteki kullanıma benzer olarak. Çünkü hesap kelimesi orada mastar olduğu gibi isim olarak da aynı kelime. Yani birinde hesabını görmek, in hesabuhum illa ala rabbi. Onların hesabını görmek ancak Rabbimin üzerine düşer ifadesi. Başka yere çekilemez gözüküyor. Yoksa onların hesabı Rabbimin üzerine, Rabbimin aleyhinedir. Orada onu isim olarak görüp mastar olarak değil de kullanmak mümkün değil. Ama bu dediğim ayette sizin dediğiniz gibi bir mana verilebilir. Biraz önce açıkladığınızdan ben şöyle anladım hocam. Onların zahiri olarak yani buraya geliyorlar. Maddiyat için hani fakirler ya. Burada geçimlerini ona yüklemek, peygambere veya etrafındakilere yüklemek için mi? Bunu ben şey yapacak değilim. Onların amelleri hakkında benim bilgim yok. Onların hesabı Allah'a aittir. Yani öyle açıkladınız ya. Hı hı. Yani bunların zahiren niye geldiğine bakmam. Yani kalplerine bakmam. Zahiri şeylerini böyle değerlendiririz gibi. Hı hı. O, burada da yani iyileri peygamberimiz öyle diyor olabilir. Bu mikrofon çalışmıyor. Boşuna milletin eline veriyorsun. Şu anda mikrofon yok hiçbir. Bu işe bir çözüm ya bulun ya da böyle zorlamayalım yani. Okuduğumuz ayette öyleydi zaten. Yani in hesabuhum illa ala rabbi. Onların hesapları Rabbimin üzerinedir. Benim yani onların hesabını göreceğim, onları değerlendireceğim bir şeyim yok. Bu ayette de ki bağlam da aynı bağlam olduğuna göre bizim aynı şeyleri düşünmemiz için çok neden var. O zaman Allah Azze ve Celle onların hesabını görmek sana düşmez. Bu açıdan herhangi bir yetkin yok. Min şey herhangi bir şey onların hesabı açısından sana düşecek değil. Kalkasın diyesin ki işte bunlar kötüdür, bilmem nedir falan. Hatta devamı bile fataturdahum. Böylece onları kalkıp kovasın. Hesaplarını görüp kovasın. Bu sen yapacağın bir şey değil. İkinci bölümü de وَمَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Onlar da bunu sana karşı yapıp senin durumunu değerlendirip iyi yahut kötü diye bir şekilde hesabını görecek yetkiye sahip değiller. Bunların hepsi Allah Azze ve Celle'nin yetkisindedir. Dolayısıyla sen eğer böyle bir şey yapar da onları kovarsan, bunlar kötü, fakir vesaire neyse, o zaman zalimlerden olmuş olursun. Yani uzak düşmedi, belki daha uygun bile düşmüş olabilir bu anlam. Evveleysallahu bi'a'leme bi'şşakirin. Evveleysallahu bi'a'leme bi'şşakirin. Ayeti de hafızam beni yanıltmıyorsa böyle bir konuyla ilgiliydi. Yok, evveleyse bir a'leme bir şakirin olmalı. Ama tartların içerisinde geçmemişti böyle bir ifade. Enam 53. Bu bizim bir sonraki ayetimizmiş. Şükredenleri en iyi bilen Allah değil mi? Abese'ye bakacaktık. Bir ayet daha aklıma geldi. Allahu a'lemu bima fi enfusihim. Onların içlerinde ne olduğunu en iyi Allah bilir. Allahu a'lemu bima fi. Bu da benzer bir bağlamda yanlış hatırlamıyorsam. Belki de tart geçtiği yerdedir. Ve la akulu lekum. عندي خزائن الله. Ben size Allah'ın hazineleri benim katındadır demiyorum. Ve la a'lemul gaybe. Gaybı da biliyorum demiyorum. Ve la aqulu inni melek. Ben bir meleğim de demiyorum. Ve la aqulu lillezina tazdari a'yunukum. Sizin gözlerinizin
fakir gördüğü, aşağı çaresiz, basit gördüğü kimselere len yu'tiyahumullahu hayra. Allah onlara hiçbir hayır vermeyecek demiyorum. Allahu a'lemu bima fi enfusihim. Onların içinde ne var? En iyi Allah biliyor. Ben kalkıp bunları yargılayamam demek istiyor. Yani o dediğiniz gibi o hesapları Allah Azze ve Celle katındadır ifadesi. Sanki onları daha dünyadan yargılayıp yargılamama noktasındaki şeyini ifade ediyor. Burada da mesela ben onlara böyle diyemem. Bu ifade bir yargılamadır. Ne demezmiş? وَلَا أَقُولُ دَمَمْ لِلَّذ۪ينَ تَزْدَر۪ي اَعْيُنُكُمْ. Gözlerinizin yani sizin bakışlarınızla aşağıladığınız bu kimselere ben لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا. Allah bunlara bir hayır verecek değil. Bunlar hayırsız kimseler demem. Ne derim? Allahu a'lemu bima fi enfusihim. İçlerindekini en iyi Allah bilir derim. Görünürde müminler olarak derim. Diğer ayetin delaletiyle. İçlerini en iyi Allah biliyor derim. Eğer diyor ben onlara bunlar hayırsız kimseler deyip dersem, yargılarsam bunları ne olurmuşum? İnni izen leminez zalimin. O zaman ben zalimlerden olurum. Bir ayetin sonu da aynı bizim ayetin sonundaki gibi bir ifadeyle sonlanıyor. Demek ki bu konu Kur'an-ı Kerim'de, bu da herhalde Hazreti Nuh Aleyhisselam'la ilgili. Kaçıncı ayet? 31. ayet değil mi? Bu konu, tart konusu Hazreti Nuh Aleyhisselam bağlamında daha çok işlenmiş Kur'an'da. Öyle gözüküyor. İki tart Resulullah'la ilgiliydi bizim ele aldığımız ayette. Diğer tartlar Hazreti Nuh Aleyhisselam'la ilgili. Tart kelimesinin geçmediği ama konunun aynı olduğu yerlerde de yine Hazreti Nuh Aleyhisselam söz konusu. Devamı da diğer ne diyor hocam? Bu ayetin devamı da diğer şey tamam. Bakalım 31. ayet Hud suresi. ...28'den bakayım. Demin gördüğümüz tardın geçtiği bir yermiş bu. Ben sizden ücret istemiyorum. Müminleri iman etmiş kimseleri tart edecek değilim. Eğer onları tart edecek olursam... ...Allah'a karşı bana kim yardımcı olur? Dedikten sonra diyormuş ki... ...benin yanında Allah'ın hazineleri yok. Ben gaybı bilmiyorum. Meleğim de demiyorum size... Sizin bakışlarınızın veya sizin nazarınızda kötü gözüken, zavallı gözüken bu kimseleri de hayırsızdır diyemem. Allah onların içerisindekini en iyi bilir. Dersem inni izen leminez zalimin. O zaman ben de zalimlerden olmuş olurum. Deyince onlar ne dediler? Kalu dediler ki ya Nuh, ey Nuh, kad ceddeltena. Bizimle mücadele ettin. Fe ekserte cidalena. Ama işi çok uzattın. Mücadeleyi çoğalttın. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا. Şimdi sen elinden ne geliyorsa o bizi korkuttuğun şeyleri var getir. اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. Eğer sen doğru sözlerdense o bizi tehdit ettiğin azap neyse onu getir kardeşim. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle yine burada da o zayıf kimselerin uzaklaştırması girişiminin olayın safahatında sadece bir bölüm olduğunu, bir manevra alanı olduğunu, bunların esasen Nuh Aleyhisselam'ı tamamıyla kabullenmediklerini, onu çağrısını reddettiklerini, bakın burada demiyorlar, aa artık uzattın ne olur bunları gönder artık demiyorlar. Bu şeyiyle ilgili, esas mesajıyla ilgili olarak, eğer haklıysan, mesajın doğruysa o zaman bizi o tehdit ettiğin azap neyse başımıza getir geçir diyorlar. O da dedi ki bunu sizin başınıza geçirecek olan Allah'tır. İnşa'a dilediğinde bunu yapacaktır. O ma entum bi mu'cizin. O bunu yaptığında da siz Allah Azze ve Celle'yi aciz bırakacak değilsiniz. Evet. Konuyla ilgili ne de çok ayet varmış Kur'an-ı Kerim'de. Bir benzerinin Resulullah'la ilgili geçmiş olması da tabii işte bizim okuduğumuz ayet. Ha, diğeri de tart kelimesi geçmese de bir sureye konu olmuş. Oraya da bakalım dediniz. Bakalım. Abese. Abese ve tevella.
Allah Azze ve Celle somurttu veya yüzünü ekşitti veya memnuniyetsizliğini ifade eden bir mimikte mimik yaptı. Ve tevella ve ardını döndü. Ne zaman yaptı bunu? En ca'ahul a'ma. A'ma kendisine geldiğinde. A'ma kendisine geldiğinde yüzünü ekşitip ardını döndü. Kim o? وَمَا يُدْر۪يكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّ dedikten sonra hitaba geçiyor Cenab-ı Hak. Onun arınmak istediğini nereden biliyorsun? Belki arınacak. Belki bu sorduklarıyla aklanma, arınma, paklanma, iyileşme yolunda daha fazla adım atacak. Onun bu iyileşmesi hususundaki girişimini niçin engelledin? Yani وَمَا يُدْر۪يكَ nereden biliyorsun? لَعَلَّهُ يَزَّكَّ belki tezekki edinecek, yani temizlenecek, arınacak. اَوْ yahut يَذَّكَّرُ buradan yine öğüt alacak. فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى bu öğüt kendisine fayda sağlayacak. Onun soru sormasını bütünüyle yararsız sayıp yüzünü ekşit, neden ardını dönüyorsun? Emme men istagna, şu müstagni olana gelince, o ötekiler bunlar, o ekabirler. Fe ente lehu tasadda, sen ona odaklanmış durumdasın. Ona yoğunlaşmış. Bütün gayretini o esnada, eforunu ona harcıyor. Cenab-ı Hak bu kez de aynı ifadelerin tersini söylüyor. O me aleyke ellâ yezzekke. Arınmazsa şayet senin üzerine düşen bir şey var mı? Arınmak istemiyor adam. Sen vebalini sana mı yazacağız? Ve ma aleyke ellâ yezzekke. Ötekine gelince, yani soruyu sorup öğrenmek isteme girişiminde bulunana Cenab-ı Hak arınmak üzere olmadığını nereden biliyorsun? Arınacak. Bu aldığı bilgilerden istifade edecek. Etmeyecekmiş gibi, yararlanmayacakmış gibi yüzünü dönmen de niye? Berikine sıra gelince Resulullah'ın odaklandığı, yoğunlaştığı kimseye وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّ sana düşen herhangi bir sorumluluk yok adam arınmak istemiyorsa. اَمَا وَاَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسَى sana bu gayret içerisinde gelen, koşa koşa gelen وَهُوَ يَخْشَى içinde o çekinceyi, o korkuyu barındıran bir şeyler öğrenip kendisini daha fazla ıslah etmek isteyen kimse. فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهَا sense ondan başka şeylere yönelip oyalanıyorsun deyip Cenab-ı Hak ortamı resmeden 10 tane ayet Abese suresinin girişinde ifade etmiş. Hatta diyebiliriz ki 11 ve 12. de bunun bir parçası. Cenab-ı Hak kella innehâ tezkira. Bu bir hatırlatmadır. Femen şâe zekara. Kim dilerse bu hatırlatmaya kulak verir, samimiyetle bağlanır. Dolayısıyla sen insanları zorlayacak, insanları baskılayacak, birilerini bu uğurda kıracak değilsin. Kırman sana uygun düşmedi veya böyle davranman sana yakışmadı anlamındaki ayetlerle Resulullah'ın belki Kur'an'da en sertçe hitap edildiği ayetlere tanık olduk. Hocam sanki orada İbn-i Mahdum'un gelmesi tüm sorun değil sanki. Oradaki kişilere abanması, onlara bir şeyler öğretip arındırmaya uğraşmasının da sanki orada bu senin eline değil diyerek Cenab-ı Hak onu da bilir inşallah. Yani bence mutabakat var. Yani buna böyle yapmışken ötekine yoğunlaşmasını yeriyor. Yani yoksa bu geldiğinde bunu göz ardı etmeseydi o yoğunlaşmasını, o şeyini Cenab-ı Hak niye kınasın? Yani senin evde değildi ama. O bunu bunun şey ettiği yerde diyor işte. Bunu yüz çevirdiği yerde diyor. Yani bu düzeye taşıdığı zaman işte bizim ayetteki konu da o. Bunu tard edecek bir düzeye taşıyınca hayırdır yani niye bu çizgi geçiyorsun? Sorumluluklarına dikkat et. Yapman gerekeni yapman gereken yere kadar yap. Ondan ötesine
onun hatırına günah işleyecek, onun hatırına başka bir yanlışa girişecek değilsin, girmen gerekmez. Çünkü onu Allah Azze ve Celle emretmedi. Yani bunu mağdur et, bunu şey yap. Ötekileri ise emretti. Yani tebliğ etmesini, ondan sonra çok beliğ bir söz. قُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا. İçlerinde ta kalplerinin derinliklerine erişecek etkili bir söz kullanması. Bunları yapıyorsak, yapmak Allah Azze ve Celle emrettiği için yapıyoruz. Bu yaptıklarımız da Allah Azze ve Celle'ye karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek için yapıyoruz. Yoksa bu yaptıklarımız da o kişinin vebali bizim üzerimizdeymiş diye yapıyor değiliz. Bunlar Allah Azze ve Celle'nin emrettiklerini yap sonuna kadar. Ama emretmediği bir şey yapmaya başladığın anda orada niye böyle bir şey yapıyorsun ki? Yoksa onlar için mi yapıyorsun artık? Dolayısıyla Resulullah onlar için yapmıyordu zaten bunu. Bu yaptıkların hepsi Allah Azze ve Celle'nin emrettiği şeyler. Emrettiği şeyleri yapıyordu. Çünkü Allah Azze ve Celle bunları böyle böyle yapın ki siz en azından itici olmayın. Karşı taraf bu işe yaklaşacaksa, yaklaşacağı varsa yaklaşsın. Ama biz biliyoruz ki yaklaşan, boyun eğen, Allah Azze ve Celle'nin ipine sarılanlar, bunlar yüreklerinde Allah Azze ve Celle'ye karşı saygıyı, haşyeti bulunduran kimseler. Ötekilerden adam olmaz. Hiçbir zaman da demeyeceğiz ki bunun için çok ben uğraştım, o yüzden oldu. Hayır. اِنَّمَا تُنْدِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ. Sen ancak uyardıkların zikrin ardına düşmüş, gerçeğin peşini kovalayan, yüreğinde Rahman'a karşı saygısı olanlardır. Yoksa işte çok uğraştığım için oldu. Bunu biz yaptıklarımızla ilişkilendirirsek o andan itibaren de saçmalamaya başlıyoruz. Bütün bu yaptıklarımız Cenab-ı Hakk'ın emri dolayısıyla. Ama emretmediği şeyi yapmaya başlayınca Cenab-ı Hak hayırdır bunu niye yapıyorsun ki diyor. Evet, yani bu sorunun evvel emirde cevabı şöyle bir cevap. Yani biz buluntu bir kitabın şifrelerini çözmüyoruz. İntikal edilen bir kitabın malumatına yine nakil yoluyla yaşanmış sahadaki bilgiler. Hani böyle arada bir şey olsa böyle bazı diller var mesela şeyi kökü kurumuş bir yerde bir yazıtına denk geliyorlar. Ya bu dilin alfabesi neydi acaba? Uğraşıyorlar, çözmeye çalışıyorlar. Bazı kimseler Kur'an-ı Kerim'e böyle yaklaşıyor. Yani bu konuda Resulullah'ın yaşadıkları, Resulullah'la ilgili sahadan gelen veriler, bilgiler, sanki hiç böyle bir şey yokmuşçasına, sadece kitap üzerinden bakıp acaba şöyle, bu tecahülül arif sanatının doruklarda yaşandığı bir örnek olur ancak. Çünkü sahadaki bunun kimle ilgili yaşandığına dair malumat elimizdedir. Dolayısıyla bu konuda tereddüte bir mahal yok. Ama dediğiniz gibi bu sahadaki elimizdeki malumat hiç olmasaydı o zaman alternatifler düşünebilirdi. Acaba biri mi, şöyle mi? Masaya yazardık bu ihtimal, bu ihtimal, bu ihtimal. O ihtimallerden herhangi birinin olma ihtimali olabilirdi, söz konusu olabilirdi. O dediğiniz bu ayet içinde söz konusu olabilirdi. Yani şu okuduğumuz ayet içinde. Kovma derken müminleri demiyor. Resulullah'a demiyor. Resulullah kovar mı? Bunu başka birine diyor. Ebu Cehil'e falan söylüyor. Diye artık herhangi bir ayetle ilgili de sahayla olan, zeminle olan irtibatı kopardığınızda bu muallakiyeti her zaman yaşardık. Ve o öyle bir durumda yapılacak olan şey ihtimalleri masaya yazmak. Bu ihtimallerle ilgili belirleyici bir veriye ulaşmadığınız sürece hepsi masada kalırdı. Ancak dediğim gibi sahayla ilgili, sahadan gelen, elde var olan malumat, yaşanmışlık bizim bu konulardaki bu tür bir afaki hayal yürütmemizi engeller.
Devam edelim tekrar ayete dönüp. Hocam Müddessir suresinde de biraz benzer ayet de olacak da arkadaş olur karşısında. Sümra vesaire vesaire. Müddessir suresindeki o cehaletüle verni ve men halaktu vahida ve mehattu lehu temhida. Evet, ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. Bu burada da şahıs ismi geçmez. Fakat kim olduğu belli. Yani kafir biri olduğu en azından. Yani Resulullah için böyle bir ihtimali yürütme imkanı yok. Kaldı ki muhatap olarak Cenab-ı Hak beni onunla baş başa bırak diyor. ذرني ومن خلقت وحيدا. Yani onun icabına ben bakacağım. Burada muhatap kişi O ve konuşan Allah Azze ve Celle vardır. Burada da aynı şekilde sahadan gelen bilgiler, bu ayetin kimle alakalı olduğu ve buna bağlı sadece babayla değil, oğulla ilgili bile iman ettiği süreçten sonraki anlatımlar, hepsi bir yeknesaklık içerisinde kimin ayette konu edildiği, nasıl bir tavır sergileyip, nasıl kısa bir süre sonra öldüğü vesaire. Orada da aynı kelime geçiyor, doğru. Devam edelim. وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ Onların hesabından senin üzerine düşen bir şey yok. Hesabını görme anlamında da aynı anlayabilirsiniz. وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ Yani onların hesabı sana mı kalmış derken biz hesap görme anlamında kullanabiliyoruz mesela. Bırak onun hesabını ben göreceğim diyen adam, onun hesabını yapmak, onun hesabını ben göreceğim, onun hesabı bana düşer. Onun hesabını görmek sana mı kalmış? Bunun, onun hesabı sana kalmamış, o iş bize ait. Yani mastarın kullanımını yansıtabilmek için söylüyorum. Bu aynen kelimedeki ifade her ikisini de kaldırır. Ama o okuduğumuz ayetin delaleti sanki bize burada yargılamaya dönük bir bağlam varmış şeyini güçlendirdi zihnimde. Ayette bakacağımız başka bir kelime var mı? Tardı konuştuk. Gadat var burada. Daha önce Kur'an-ı Kerim'de geçtiği yerler vardır. Gadat. Enam suresinde geçmiş. Bir de Kehf suresinde geçmiş. İki yerde geçiyor. İkisi de aynı konu. Kehf suresi 28. ayet. Sen kendini Rabbini sabah akşam çağıranlarla sabra çek. El-Aşşi kelimesini aradığımızda da belki muhtemelen sadece o ayet karşımıza gelebilir belki dedim ama 10 tane ayet geldi. وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ Ali İmran suresi 41. ayette Hazreti Zekeriya aleyhisselamın oğul müjdesi sonrasında Cenab-ı Hak'tan buna dair bir işaret istemesi üzerine gelen ayette Cenab-ı Hak sabah akşam tesbih etmesini emrediyor. Enam suresinde yine deminki ayet bu da diğeri. Meryem suresinde sebbihu bukraten ve aşiyye Hazreti Zekeriya aleyhisselam deminki ayetin kendisine yönelik telkinini insanlarla paylaşıyor. Konuşamadığı için de el işareti yapmış. Meryem suresinde cennetliklerin içinde bulundukları ortamda kötü söz işitmeyeceklerini, sabah akşam rızıklarının var olacağını, hazır sunulacağını ifade eden ayette geçmiş. Rum suresi 18. ayette Hamd alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye göklerde ve yerde ve aşiyyen ve hine tuzhirun akşam ve öğle vaktinde demiş Allah Azze ve Celle. Sad suresinde bil aşiyyi vel işrak Hazreti Davud aleyhisselamla birlikte tesbih eden hem akşam vakti hem de şuruk vakti yani sabah vaktinde.
Sad suresi 31. ayette اِذْ عُرِدَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ akşam vaktinde kendisine atların sunulduğu Hazreti Süleyman'dan bahsediyor. Orada geçmiş kelime. Firavun hanedanının cehennemlik olduğunu, cehennemde sabah akşam kendilerinin sabah akşam azaba sunulduklarını, bu ara devrede kıyamet saat gerçekleştiğinde de cehenneme sokulacaklarını ifade eden ve Kur'an'da kabirle ilgili varsa en güçlü ayet olarak gösterilen Gafir suresi 46. ayet. Gafir suresinde yine sabah akşam tesbihi emreden bir ayetle bu kelimenin geçtiği yerler sonlanmış oldu. اَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظ۪يمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ رَبَّنَا لَا تُؤَخِذْنَا اِنْ نَسِيْنَا وَاخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرَكَاتُهُ